Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında üçgen değişiklik ve benzerlik konusundaki benzerliğin konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önemli bir benzerliği anlatacağız size bu dersimizde temel orantı benzerliği hemen hemen her yıl karşımıza çıkıyor kardeşim. O yüzden dikkatli olun. Evet kitabımızda sayfa numarası 75'in sağ tarafı 76 ve 77'yi çözeceğiz ve bu videoyu sonlandıracağız. Sonra da kelebek benzerliği onu da son videoya bırakacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Temel orantı benzerliği aslında açı 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 benzerliğinin böyle kısaltılmış hali gibi bir şeydir. Normalde çoğu şeyin ispatı bundan sonraki çoğu şeyin ispatı genelde dik üçgenden ve açı 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 benzerliğinden çıkıyor. İşte burada da burada kısalaştırıyoruz. Temel orantı Thales teoremlerinden biridir. Şimdi buradaki kural nereden geliyor? Öncelikle onu göstereyim Sara. Şimdi burası nokta açısı ise yöndeşlikten dolayı burası nokta açısıdır. Burası çizgiyse burası da yöndeşlikten dolayı çizgidir. burası da ortak açıysa bak şu üçgenle büyük üçgen ne oldu benzer oldu. Çizginin karşısı A bölü çizginin karşısı A artı B. Noktanın karşısı C bölü noktanın karşısı C artı D'ye eşit. Karadama açının karşısı E bölü karadama açının karşısı F. İşte buradaki oran buradan geliyor. Ama biz tabi temel olan da her zaman böyle ispat tekniğiyle yapmayalım. Paraleller gördüğümüz zaman şu paralelleri şöyle çizelim. Paraleller nereye doğru küçülüyorsa Oraya sivri noktayı bulalım. Sivri noktayı bulduktan sonra tekrarlı gideceksin. Şu bölü tamamı yani A bölü A artı B. Sonra şu bölü tamamı sivrilen yerden başlıyoruz. Sağlı sollu. Tekrarlı A bölü A artı B. C bölü C artı D eşittir. Yani şuna eşit olacak. Ondan sonra da şu paraleller oranına eşit olacak o da. E bölü F'ye eşittir. Peki hocam. A bölü A artı B. C bölü C artı D. E bölü F'ye eşittir. Bir de bizim Tales amca da bir şey diyordu ya hani geçen dersin sonunda söylemiştik. Hani paralel olduğunda yukarıdan aşağı oranlamalar A bölü B C bölü D'ye eşit demiştik. Bunu yine kullanabilirsin. Sorusuna göre yani şu paralel doğrulardaki oran işin içine giriyorsa tekrarlı yaparsın. Girmiyorsa da yukarıdan aşağı yaparsın bence. Mesela şöyle bir şey geldi karşımıza ve sivrilen yer bak paraleller şurada şöyle bir şey. 6'ya 4 geldi mesela. Buradaki oran yazılırken Hocam 6 bölü 4 demek daha sağlıklı. Eğer 6K'ya 4K yazabiliriz. Açı ortayda da yapıyorduk ya K katı şeklinde. Burada da yapabilirsin. Ama en sadesi 6 bölü 4'ün en sadesi 3 bölü 2 değil midir? Evet burası 3K burası 2K yazabiliriz. He şunlar işin içine girdiğinde tekrarlı gidersin. Şöyle şöyle 3 bölü 5 o zaman burası 3X'e burası da 5X yazabilirsin. Tamam buna dikkat et. Bu şekilde de kısalaştırmayı da bence soluda kullan. K katı şeklinde yazmayı da ihmal etme genelde k katı işi kolaylaştırıyor. Biz bunu açı ortayda zaten yapmıştık. Şimdi de yapmaya da devam edeceğiz. İşte temel orantı dediğimiz olay bu. Paralellik varsa bu temel orantıya dikkat edeceksin kardeşim. Tamam. Sorular üzerinde daha iyi bir şekilde anlayacağız. Bak paralel doğrular şunlar. Şu ve şu. Sivlayan yer burası oldu. Buradan başlıyorsun. 6 ve x işin içine girdiği için paraleller tekrarlı yapacağız. O zaman 8 bölü 4 değil. Dikkat et. 8 bölü tamamı. Yani 12 eşittir. 6 bölü x deyince e hocam 4'e bölsen 2 4'e bölsen 3 sadeleştirmeleri ihmal etmeyin. İşlem kalabalığı olmasın. Buradan 2x eşittir 18'den x'i de 9 olarak buluruz. Örnek 33 9 çıkar. Geldik örnek 34'e. Şimdi bunlar paralel verilmiş. Bak paralelleri şöyle şey yapıyorum arkadaşlar gösteriyorum. Bak şu x işin içine girmiş tekrara gireceğim demek ki. Ama hocam burası yok ki. E, burayı da bulacağız demek ki. Bir hamle var. Hemen soruyu okuyoruz. Verilen bilgiyi kullanmaya odaklı gidiyoruz. Hocam burada açıortaylık verilmiş. Bak açıortay var. Açılar eşit verilmiş. Paralellik de var ya. A, Z'den dolayı burası da çizgi açısı oldu. Çizgiye çizgi. ikiz kenar. İşte bazen o sayıyı böyle eski konularla saklayabilirler. Özellikle bak dörtgenler konusunda özellikle paralel kenar dikdörtgen kare de eşkenar dörtgende daha doğrusu karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgenlerde açı çok karşılaşacağız hem paralellik hem de açı varsa Z'ye şöyle bir dikkat edin kardeşim. E o zaman olay bitti. Burada dikkat edince x kenarlığı yakaladık. 8 bölü tamamı. 8 bölü 12. 8 artı 4 yani. Neye eşit olacak? 4 bölü x'e eşit olacak. 4 bölü x'e eşit olacak. Yarısı olmuş yarısı olacak. X de böylelikle 6 olur. 34'ü e 6 olarak bulduk. Geldik 35'e. Şimdi hocam şurada 4 ve x var. Bak burada da 6 ve 3 var. Her zaman biz ne diyoruz? Bilinenden başlayın. Sayılar burada. O zaman buradan başlayayım. Bak şurada bir temel orantı var mı? Var. Şu paralellikte. Hocam bunlar işin içine girmemiş. 6 bölü 3 oran var. 6 bölü 3 olan 2 bölü 1. Yani burası 2K iken burası K olur mu? Olur. Hatta buradaki şu paralellikte de arkadaşlar. Burada da 2'ye 1 oran. E burada da 2'ye 1 oran vardır. Oranı değiştiriyorum sadece. K ya yazmıyorum. E şimdi 4 ve X işine içine girmiş paralel. Bak paraleller nereye doğru sivriliyor? Buraya doğru. Sivrilen yerden başlıyorsun tekrarlı. 2A'nın 3A'yı oranı. 2A bölü 3A eşittir. 4 bölü X diyoruz. Bitti gitti kardeşim. A'lar gitti. 2 iken 4 olmuş. 2 katı 2 katı. X de böylelikle 6 olur. Ya da 2X eşittir 12'den X'i 6 olarak buluruz. Sonraki soru. Evet yine 3 var X var. 4 var 6 var. Nereden başlıyoruz? Sayıların olduğu yerden. 4 ve 6'dan başlayalım. Hocam 4 ve 6 olduğu için sivrilen yerden başlayıp oran bulabilirim. Şu bölü tamamı 4 bölü 6 eşit olacak. E 4 bölü 6 en sadesini yazalım. 2 bölü 3 değil midir? Evet. Yani burası 2K iken tamamı 3K olacak. Buraya ne kaldı o zaman? K kaldı. E şimdi arkadaş şu paralellikte 2'ye 1 oran var. E, koldan kola geçiş 2 bölü 1, 2 bölü 1. Yani burası 2A iken burası A olur. Şimdi şu paralelliğe baktığım zaman hocam paraleller sivrilen yer burası. Bu sefer 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran mı olacak? Evet. B ise 2B. E, bu x ve 3 işin içine girmiş ya sivrilen yerin burasından başlayıp tekrarlı gidiyorduk. Yani b bölü 3b ne eşit olacak? 3 bölü x'e hani ilk ok şuraya değiyor küçük ok. 3 bölü ikinci ok x'e değiyor şeklinde. 3 bölü x'e eşittir. Şunlar gitti bir kaldı. İşler dışlar yapınca da x'i böylelikle 9 olarak buluruz. Örnek 36 9 çıkar kardeşim. Geldik örnek 37'ye. Evet böyle biraz yeni bir soru yapmışız. Burası 15 ışık kaynağı. Ta en sonu. Işık kaynağının buradan çıkan ışığın hop böyle bir gölge oluşturuyormuş. Duvarın gölgesinin uzunluğu nedir diye soruluyor. Duvar duvara dik ya. E hocam burası da kaç? 15. Şimdi gölgesinin boyundan gideceğiz arkadaşlar. Şöyle. E burası x burası 3. Arkadaş yani şurası 3. Şurası 3 derken şu duvar böyle konulmuş ama şuraya kadarki kısmı 3 olarak alalım. Duvarın kalınlığını ihmal edelim yani. Arkadaşlar her ikisi de zemine diktiğim mi burada? Evet. E, o zaman burada bir temel orantı var. Yani şunlar birbirine paralel. Paraleller şuraya doğru sivriliyor. Sivrilen yerden başlayıp şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Değil mi? X bölü 3 değil. Dikkat. X bölü tamamı. X artı 3 eşittir. Şu. 3 bölü 15 e eşit olacak. Evet. 3 bölü 15 eşit olacak. Sadeleştir. 1 ve 5 oldu. İşler dışlar. 5x eşittir. X artı 3 yapar. Değil mi? Buradan Şurası 3. Başka bir şey verilmiş mi? Aa enini 1 vermiş bize. Arkadaş. Şurayı yanlış aldım ben. Şurası 3. Eni de 1 bir birim ya. Şurayı 1 alacağım o zaman. Tamam burada bir hata yapmışım. Özür dilerim. O zaman enini 1 aldıysam burada x bölü x artı 4 olacak. x bölü x artı 4 eşittir. 3 bölü 15 olacak. Bak x bölü x artı 4. Çünkü burada 4 birim var. Ne eşit olacak? 3 bölü 15 eşit olacak. Yani 1 bölü 5 sadeleştirirsek. Buradan 5x eşittir x artı 4 yapar. 4x eşittir 4 yapar ve x de böylelikle kaç buluruz? 1 olarak buluruz. Evet şurada ben şunu kaçırmışım. Eni dediğimiz şuradaki uzunluğu 1 bir birim. E burası 1 birimse şurası 4 birim yaptı. Sonra olay bitti kardeşim. 37'yi 1 bulduk geldik 38'e. Şimdi gençler sana bir şey göstereceğim. Bak dikkatli bir şekilde dinle. Normalde kuralcı bir zihniyete kesinlikle ama kesinlikle karşıyım. Önce üçgenle yapılabildiğini göstereceğim. Sonra sana güzel bir şey göstereceğim. Ya o güzel bir şey de bir kere gösterince akılda kalıyor. O yüzden böyle yamuk konusunda da karşılaşacağız biz bunda. Bir kere gösterince akılda kalıyor ya. Sonrasında sıkıntı yaşayacağınızı da zannetmiyorum. Hep akılda kalacağını düşünüyorum. Şimdi burada oran verilmiş. Bak 3K ve 2K verilmiş. Hocam DE uzunluğu 3K. EA uzunluğu 2K. Paralellik olduğunda genelde temel orantı ya da kelebek benzerliği aklımıza gelecek. Yukarı doğru uzatma yapabilirsiniz. Evet. İçeriden de şöyle paralel kenar oluşturabilirsiniz. 7, 7. Paralel kenar ya 3K ise 3K, 2K ise 2K. Buraya 10 kaldı. Buraya da x 7 kaldı. Bak temel orantı oluştu burada? Evet. 3'ün 5'e oranı x eksi 7'nin 10'a oranı dersiniz. Ve x'i buradan bulursunuz. Birinci yol bu. Ama bu soruyu göstermemizdeki amaç, buraya yazmamızdaki amaç aslında bu değil. Aslında şu arkadaşım. Tamam gösterdik. Temel orantı yardımıyla yapabilirsin. Hatta yukarı tamamlayarak da yine yapabilirsin. Sana burada bak çok güzel bir şey göstereceğim. Böyle yamukta bir paralel çizildiğinde şöyle 3'e 2 oran var ya dikkat et. 3'e 2 oran olduğunda burada da sayılar olduğu zaman bak sayılara odaklanacaksın. Dikkat. 7'den 17'ye geçiş var değil mi? Buradan buraya kaç k var? 5k var değil mi? 5k'da 7'den 17'ye kaç artmış? Hocam 5k'da oran orantı yardımıyla yapacaksın bunu. 5k'da 10 artmış. O zaman k'da kaç artar kardeşim? 5K'da 10 artıyorsa K'da 2 artar. E senin buradan buraya kaç var? Buradan buraya 3K var. 3K'daki artış lazım sana. 3K'daki artış da 6 olur dersin. Ama artış 6. X de neye eşit olacaktır? 7'ye 6 ekleyeceksin. 7 artı 6'dan cevap 13 yapar. Ya da hemen şuraya bir soru yazı vereyim. Bak 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 olaya bak. Atıyorum burası 2K. Burası da 5. Yine 3K olsun fark etmez. Atıyorum burası da kaç olsun? Ee, 6 olsun burası 10 olsun şu x olsun. Bak buradan buraya 2k var. 2 kda ne kadar artmış? 4 artmış. Bak şuraya. Şu ayrı bir soru tamam mı? 2 kda kaç artmış? 4 artmış. k'da artışı bul. 2 artar. E buradan buraya 3k var. 3k'daki artış da 6 olur dersin. E buradaki 3k'daki artış da 10'a 6 ekleyeceksin. Bak burada 3k'ya bakıyorsan e 10'dan artış var. 5k'ya bakacaksan 6'dan artış var. Tamam 3k'ya bakıyorum. 10'dan 6 arttıracağım. O zaman burası da 16 olur dersiniz. Bu da ayrı bir şey. Hemen aklında kaldı mı? Kaldı bence. E, ee, bana da bir kere gösterildiğinde hep aklında kalmıştı ve bu tekniği uyguladım arkadaşım. E, ee, temel orantıdan da yapabilirsin ama bence bu yoldan devam. Tamam. Örnek 39'a geldik. Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? Şurayı 12 vermiş. BC uzunluğunu 6 vermiş. Bu bir kare verilmiş. Kare olması ne demek? Bunların 90 derece olması demek. Ve her bir kenarın x olması demek anlamına gelmiyor mu? Evet. İki tane teknik var burada. Karenin çevresi isteniliyor bizden. 6 iken buraya 6 eksi x deyip 12 iken buraya da 12 eksi x deyip Hocam alfabeteye dalıp da şu üçgenlerde benzerlik yapabiliriz. Birinci yol bu. İkinci yolda e, kare ya. Şimdi bir üçgen içine kare koyarlar. Paralel kenar koyarlar. Eşkenar dörtgen koyarlar. Bunlar hep karşısında kenarları paralel olan dörtgenler değil mi? Bak şunlar paralel. A bu paralelliğe bakacak olursak temel orantı var. Yani şu bölü tamamı 12 eksi x bölü tamamı 12 değil mi? Evet. Neye eşittir? x bölü 6 eşittir. Bitti gitti. Sadeleştir. 2 işler dışlar yap. Buradan 2x eşittir. 12 eksi x yapar. 3x eşittir. 12'den x'i de böylelikle 4 olarak buluruz. Evet sanırım alfabetaya dan yapmaktansa burada bu yol daha kolay oldu. Bazen de alfabeta daha kolay oluyor zaten. Ee, Tabii ben sana burada Temolaranti'yi da gösterebilmek için Temolaranti'dan çözmek istedim bu soruyu. Evet x'i 4 bulduk. Karenin çevresi isteniyor ama bizden. Çevrede ne yapacak o zaman? 4'ten 4 tane yok mu arkadaşlar? 4x değil mi karenin çevresi? Evet 4x olduğu için arkadaşım x yerine 4 koyduğumuzdan cevap 16 yapar 39. soruda. Geldik 40. soruya. Şimdi yukarıdaki şekilde iki elektrik direğine gergin durumda bulunan AB elektrik kablosunun üzerinde bir kuş verilmiştir. A noktasının yerden yüksekliği 62. Evet, şöyle A noktasının yerden yüksekliği 62 olarak verilmiş. B noktasının yerden yüksekliği de verilmiş bana. O da 22. Ve burada bir oran verilmiş. 2k ve 3k. Evet, burası 2k, burası 3k. Kuşun yerden yüksekliği soruluyor bize. Aslında biraz önceki soru gibi. Yükseklik dediğimiz buradaki dik uzaklıklardır. Bunların paralel olduğu anlamına gelmiyor mu? Geliyor. Bak dikkat et. 62'den 22'ye kaç azalmış? 40 azalmış bu tarafa doğru 5K mı? Evet 5K'da 40 azalmış. K'da kaç azalır o zaman? 8 azalır. 62'den buraya doğru azalıyor mu ya? Şuradan şuraya 2K var. 2K'da kaç azaltacağım o zaman? 16 azaltacağım. Bitti gitti. Yani 62'den 16 azaltırsam kaç çıkıyor o zaman arkadaşlar? Çünkü bakın burası 2K. 2K'da 16 azaltmam lazım. O zaman cevap da 46 çıkar. İşte buradaki uzunluğu bu şekilde 46 olarak buluruz. Biraz önce bu tekniği sana gösterdik kardeşim. Evet burada da yine bir uygulamasını da yaptık. 40. soruyu 46 bulduk. Geldik 41. soruya. Şimdi doğrusal bir yol üzerinde aralarındaki uzaklık 72 metre olan 10 metre ve 6 metre yüksekliğindeki iki sokak lambası varmış burada. 2 metre boyundaki gökalt verilmiş burada. Lambaların gökaltının her iki tarafında oluşturduğu gölgeler. Hocam bir gölge burada, bir gölge de burada. Tamam. Şimdi öncelikle şu gölgeyi inceleyeyim ben. Hocam şuraya bakacak olursak şu 2 bu da 6. Hocam burada bir temel orantı var. Yani şu temel orantı kırmızıya bakıyorum. Bak 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 bak. Şu bölü tamamı değil mi? Evet. 2 bölü altı eşit olacak. Hocam 2 bölü 6 dediğimiz nedir? 1 bölü 3'tür. En sade şekline bakalım. O zaman burası üç A ise tamamı 3A olacak. E bunlar birbirine eşit verilmiş gölgeler. Burası da A. Buraya ne kaldı o zaman? A kaldı. A A ise 2 A'sı buradaysa buraya da A kaldı. Şimdi şuraya bakalım. Arkadaş şu paralelliğe bakalım. 2 bölü 10 oran var. 2 bölü 10 oran nedir? 1 bölü 5'tir en sadesi. Hocam burada da şöyle bir şey yok mu? 1 bölü 5 olmak zorunda. E burası A iken 1 bölü 5 oran tamamı 5 A olacak. Tamamına 5 A diyeyim. 2 A'sı buradaysa o zaman buraya da 3 A mı kaldı? Evet. Dikkat. 3, 4, 5, 6 A. Kaç verilmiş? 72. 6A 72'ye eşit verilmişse A'yı buradan 12 buluruz. Benden lambalardan birinin oluşturduğu gölgenin boyu isteniyor. Zaten gölge burada da A, burada da A birimlik bir gölge oluşturuyordu. Yani cevap böylelikle ne çıktı? 12 çıktı arkadaşım. Yani örnek 41'i 12 bulduk ve geldik örnek 42. Şimdi paralel doğrular verilmiş. Hocam şu paralellikte temel orantı var şöyle şöyle ama ne burası var ne burası var. Dur. Hocam şu paralellik verilmiş. Şöyle bakarım. Şöyle bakarım. Aa, burası da yok. Burası da yok. Ama en azından burada sayılar var. Büyük ihtimalle ilk etapta şu paralelliğe bakacağım. Biraz önce şu paralelliğe baktığımda burada bir oran yok. 10 bölü 10 artı x var. Şimdi şuraya bakacak olursak bak şu kırmızı paralelliklere bakacak olursak en azından şurada bir paralellik var. Sayılarda var. Demek ki buraya bakacağım ilk etap. Şimdi gençler şu paralelliğe bakacağım ama Bunları yazmamıza gerek var mı? Paralellik olduğu zaman önce bir temel orantıya bakacağız. Sola baktık temel orantıdan çıkmazsa açılara yaz, dal, dalacağız. Açılara daldıktan sonra büyük ihtimal açı açığa açığa çıkar. Ama burada bir temel orantı var mı diye bakalım. Şimdi burada şunu yazmamıza gerek yok ki böyle. Şunları yazmayacağız. tekrara gitmeyeceğiz. E burada koldan kola geçelim. Arkadaş buradaki üçgende kırmızıda koldan kola geçecek olursak koldan kola geçerken ne diyeceğiz arkadaşım? 4 bölü 6 4 bölü 6 dediğimiz 2 bölü 3'tür. Yukarıdan aşağı 2 bölü 3 oran var. Yani burada da 2A 3A oran mı olacak? Evet. Şimdi ne yapacağız? Hocam şimdi de şu paralelliğe bakalım. Bu paralellikte de A yukarıdan aşağı 2 bölü 3 oran var. E burada da 2 bölü 3 oran olmak zorunda değil mi? Evet. Koldan kola geçişte yukarıdan aşağıdaki orana bakın. Yani 2A'nın 3A'yı oranı 2A'nın 3A'yı oranı onun X'e oranına eşittir. Sadeleştir sadeleştir 5 kalır burada. 5 kere 3 15 yapar x. Bizden de zaten x isteniyor. Cevap 15 oldu arkadaşlar. Koldan kola geçişte unutmayın. Bu bazen tekrar kafamızı karıştırabiliyor dostlar. Evet örnek 42 güzel bir soruydu. Ve klasik bir soru. Hemen hemen her kitapta karşılaşacağınız bir soru diyebiliriz. Geldik örnek 43'e. Evet. Neler verilmiş? Arkadaş öncelikli olarak şununla şu birbirine paralel verilmiş. Bir de şununla da şu birbirine paralel vermiş. Ben önce kırmızı paralelliğe bakayım. Kırmızı paralelliğe baktığım zaman hocam temel orantı şu bölü tamamı eyvah yok ki burada bir şey. Mavi paralelliğe baksam şu bölüsü tamamı eyvah burada da oran yok o zaman mecbur buradan yapacağım. Şunların eşitliğini de kullanacağım. Şuraya bir y buraya da bir y diyeyim. Hocam x bölü x artı 3 yazıyorum x bölü x artı 3 neye eşittir? 6 bölü y'ye eşittir. 6 bölü y'ye eşittir. Buradan x, y neye eşit oldu? 6x artı 18 e eşit oldu. Dursun bakalım bu. Şimdi öbürüne bakalım. Hocam burada da şu temel orantıda şu mavideki temel orantıda x bölü x artı 4 değil mi? Evet. x bölü x artı 4 neye eşittir? Hocam 5 bölü y'ye eşittir. 5 bölü y'ye eşittir. Hmm, i̇şler dışarı yapınca x, y 5 x artı 20'ye eşit oldu. A x, y burada buna eşit. Burada buna eşit. O zaman her ikisi de x, y'ye eşit olduğu için 6x artı 18 eşittir. 5x artı 20 mi yapar? Evet 5x'i buraya attım. 6x eksi 5x x yaptı. O 20'den 18 çıktı 2 yaptı. Yani x'i böylelikle 2 buluruz. Bizden de x isteniyor. Evet bu sorunun benzeri sınavda çıktı gençler biliyor musunuz? Bu sorunun yapılamamasının sebebine bak belli zaten bak paralellik var. Hocam tema orantı yapacağız. Tema orantıda böyle üşendiğiniz için eyvah burada iki bilinmeyen var çıkmaz falan filan dediğiniz için Sorudan korktuğunuz için bu soruları yapamıyorsunuz. Sakın bazı sorularda sorudan korkmayın. Eşitler verilmiş. Yapılması gereken işlem varsa yapın. Elinizi çalıştırın. Sonra işlem yaptıktan sonra bir şeyleri zaten orada fark edersiniz. Tamam burada da bak bir burada temel orantı bir burada temel orantı yapınca her ikisinde de x'ye x'ye geldi ve birbirine eşit oldu. Böylelikle x de 2 çıktı. Ve böylelikle örnek 43'ü 2 bulduk. Temel orantı benzerliğini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Son dersimizde kelebek benzerliğinde bir sonraki dersimizde kelebek benzerliğinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.